Evet arkadaşlar merhaba. 7 Nisan 2021 Bursa at yarışlarıyla beraberiz. Tekrar tahminlerimizi yaptık. Gündüz programı var Bursa'da. Tam 8 koşuluk bir yarış programı var. Bu 8 koşunun 3. koşusunda altılı gayan başlıyor. Evet, kısıtlı bir program gibi gözükse de bizim şablonumuz 22 lira 68 kuruş. Mümkün mertebe az at yazmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizler de iştirak edebilirsiniz diye. Bir şekilde çünkü AGF oranlarında Türkiye'deki bu koşullarda biz şunu dikkat ettik. AGF oranlarına göre işin bütün şekli ve şemali değişebiliyor. Hatta bir anda 4-5 at yazılan yere tek at yazılabiliyor. Türkiye'de AGF oranları çok büyük etkiye sahip arkadaşlar. Her ne hikmetse yani normalde bir gün evvelden yabancı yarışlarda bir gün evvelden %70 %80 kestirirsiniz ama Türkiye'de tam tersi. %30 kestirebiliyorsunuz. %70-80 bir saat evvelden birçok şey değişebiliyor. Bunu dün biz Adana'da yaşadık. İlk iki ayağı resmen kapatır gibi olduk ama premium üyelere denk getiremedik arkadaşlar. Çok da güzel verdi. Evet. Şimdi üçüncü koşuyla altılı gayan başlıyor. Burada handikap 14 bir koşu. 3 yaşlı İngiliz safkanları 1300 metre kuma çıkacaklar. Hepsi zaten kum koşusu bu. Bu 8 tane safkan içerisinde 6 tane safkana yer veriyoruz ama normalde kapatmalık belki biz gene de sıralamayı verelim. Bazı yani bilgileri de verelim size. 7 numara Aqua de Vida Sercan Tırpan'la ilk atımız. 3 numara Roman Star Onur Öztürk'le ikinci atımız. 1 numara Hellora Alican İnci. 4 numaralı Kaptan Emre Onur Atmaca ile 6 numara Mistur eğer startta problem çıkıyor arkadaşlar bu safkanlı start problem ama çıkarsa starttan gelebilir. Çok sağlam bir safkan. Çok iyi bir safkan yani. Orijin de iyi zaten iki tane bakın burada son 6'da iki tane ikincilik gözüküyor burada. 6 numara diyoruz. Mutlaka yazalım. 2 numara King of Rap Mustafa Çiçek'le son atımız. 5 ve 8'i koymadık sadece. Onu da siz istiyorsanız sizler ilave edebilirsiniz. Burayı biz 7, 3, 1, 4, 6 ve 2 şeklinde tam 6 tane safkana geçiyoruz. Evet, altılı gayen ikinci ayağı, dördüncü koşudayız 15.30'da. Maiden bir koşu, 4 yaşlı Araplar. 1800 metre kum piste çıkacaklar. Bu 9 tane safkan içerisinde tam 3 tane safkana burada yer veriyoruz. Evet, ilk atımız 3 numaralı Deli Divane. Burada arkadaşlar Müslüm Baydan'la. İkinci atımız 5 numaralı Şanarhan. Muhammed Mir Bilgin'le ve son atımız da 6 numaralı Yılkut Burak Averbak'la arkadaşlar. Burayı 3, 5 ve 6 şeklinde tam 3 tane safkanla geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Üçüncü ayaktayız. Beşinci koşu saat 16'da. Şartlı 4 bin mücadele. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1400 metreye çıkacaklar. Bir adet de burada ekürler gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi baktığımız zaman burada zaten sırıtan bir tane at hemen görüyorsunuz. 100 handikap puanıyla. O atın zaten kazanma zamanı da gelmiş. Üzerine Onur Atmaca da var. Bitwolf burada kolay kolay geçecek bir safkana benzemiyor. O yüzden biz de burayı başka da at yazmaya gerek duymadık ve İlk tekimiz bizim 4 numaralı Bitwolf oldu. Bitwolf burada bu şekilde bu yarışı kazanacaktır diye düşünüyoruz ve bu Yanaguska yavrusunu biz tek atıyoruz bugün arkadaşlar. İlk bankomuz bizim 4 numara tek. Evet 6. koşuya geçiyoruz. Şimdi 6. koşu da altılı ganyanımızın 4. ayağı olmuş oluyor. Saat 16.30'da. Şartlı 5000 mücadele 4 yaşlı Arap safkanları burada bir araya geliyor. 2000 metre çıkacaklar. Arkadaşlar burada da şimdi bu yamaklar yani apprentiler koşusu. Baktığımız zaman burada tabii ki yani kopan kıyamet var o var o var. Fakat biz burada şuna çok güveniyoruz. Alican İnce artık jokey kıvamında bir jokey öncelikle. Burada bizim için jokey faktörü çok önemli artı. Tavus kuşunun yani evet ikinciliği fena değildi. En sondaki ikinciliğe de bakarsanız eğer siz de göreceksiniz. Yani iki tane at önde kaldılar. Arkadakileri bayağı bir geride bıraktılar.
O yüzden burada 6 numaralı tavus kuşunun kolay kolay bu grupta geçeceğini düşünmüyoruz. Bizim için burada ikinci tek, atılması gereken tek, hatta daha bile güvenilir tek bize göre bu tavus kuşu arkadaşlar. 6 numara, 6. kuş da 4. ayakta yani. Bankomuz, ikinci bankomuz yani oluyor. Evet, 7. kuşa geçiyoruz şimdi. Şartlı 4-3 yaşlı İngiliz safkanları 1400 metre kum piste çıkacaklar. Burada birinci de 54 bin lira ikramiye var bu 5 tane safkan içerisinde. Normalde aslında arkadaşlar burada da tek atılabilecek bir at var. Onu söyleyeyim size ama biz gene de işimizi sağlam yapalım. İlk atımız 3 numaralı Angel of Kingdom ki bu bizim için bir alternatif banko niteliğinde. Gerçekten son yapmış olduğu birinciliği inanılmaz güzel. Yani böyle tuta tuta geldi safkanı. Yine aynı performansı göstermesi yeterli bu grubu geçmesi için. Ama iki tane ciddi rakibi var olarak görüyoruz. Birincisi Greyhound Mustafa Çek'le. O da son koşusunu kazandı ve daha da ondan daha çok korktuğumuz yani Angel of Kingdom'ın en büyük rakibi bize göre 2 numaralı Özel Karamaça. O da buradaki İbrahim Halil Ketme ile arkadaşlar. Hatta burada belki eğer seriliyor olursak 3-2 sıralı ikili dahi almayı planlıyoruz. 3 ve 2 sıralı 2 dahi düşünmenizi isteriz. Eğer imkanı olanlar ona göre şansını deneyebilirler. Burayı biz 3 tane altta geçiyoruz. 3, 1 ve 2. Ama dediğim gibi bizim için alternatif bankodur. Zaten %30'un üzerine çıkacaktır bunun AGF oranı diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım ona göre de biz de tek atılabilir mi bakacağız arkadaşlar. Evet. Günün son koşusu, 8. koşuya geldik. Altılı Ganyan'ın da son ayağı olmuş oluyor. Handikap 14, 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre kum piste çıkacaklar. Burada baktığımız zaman tabii ki çok zor bir koşu normal şartlar altında. İki tane at daha evvelen, yani ikisi de aynı anda bir yarış yapmış atlar var. Öncelikle tabii onları yazalım. 10 numara Atakan abi, Sezer Çelikli ve 5 numara Archie. İlk aşamada yazılması gereken safkanlar ki gruptan biraz böyle daha üstte gibi kalıyor yaptıkları işlerle de. Devam ediyoruz. 3 numaralı 6 Koca Seyit. 6 numara Koca Seyit, 3. atımız 6 numara Koca Seyit. Kadir Tokaçoğlu'yla 12 numara Anita Black, Sercan Tırpan'la. Evet. 13 numaralı Flying Ant, İsmail Dinar'la ve 9 numaralı The Collector, Mahmut Turan'la arkadaşlar. Burayı 10, 5, 6, 12, 13 ve 9 şeklinde arkadaşlar geçmiş oluyoruz. Böylece 22 lira 68 kuruşluk bir kupon çıkmış oluyor karşımıza. Hani çok verir mi bu altılı? Yani 22 lira verip 2000 lira maksimum belki kazanılır ama 22 lira verip 22 bin lira biraz zor kazanılır bu altılı da. Tabi bilemiyoruz arkadaşlar. Bazen böyle arka arka sonuncu atlar geliyor. Bir anda altılı devir haline geliyor yani, o şekilde. Bilemiyoruz. Rast gelsin diyelim. Evet, Bursa ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Tüm bu bilgilere www.maxsporttahmin.com adresimizden de rahatlıkla ücretsiz üye olarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada futbol da var aynı zamanda. Bu arada tabii ki premium üye olmak isteyenler YouTube'un altındaki katıl butonunda rahatlıkla premium üyeliğe geçebilirler. Ve bizimle iletişimle, WhatsApp iletişimine sahip olabilirler arkadaşlar. Gördüğünüz yani bugün premium üyeler Adana'yı ucundan kaçırdı açıkçası söylemek gerekirse. Vermiş olduğumuz son dakika kuponuyla belki de bilmiyorum yani şu anda bize herhangi bir şekilde kazanmadık biz diyen yok, kazandık diyen de yok, bilemiyoruz yani. Biz veriyoruz ama onların oynama şekli sizlerde, yani özgürlüğü onu siz biliyorsunuz yani, belki de tutan olmuştur, bilemiyoruz arkadaşlar. Evet, bugünlük de Bursa ile ilgili söyleyeceklerimiz tabii burada sona eriyor. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. İstanbul'la ilgili de ekibimiz çalışması devam ediyor. Güzel bir çalışmayla videomuzu izleyebilirsiniz. Herkese bol şanslar arkadaşlar.